Hadi ben aşağıyım. Yok ben çıktım. O bu tür yani. Maksimum. Tamam. Herkese merhaba. Ben de bu arada sunumu açayım. Semin'in de kafa salladığını görüyorum. Sunumu açın. Bu sefer sen Mayde. İlk önce minik bir değişiklik oldu. Gizem Buse namı diğer Mavi meşgul olduğu için daha doğrusu mutfakta olduğu için yerine Lale bugün bizlerle. Merhaba. Evet ben sizinleyim. Neredeyiz? Mayde. Mayde ne yapar biraz bundan bahsedelim. Bugün roman müzik sesimiz yok. Yok ama bağırırlar birazdan. Tamam. Jinx etmeyelim. Bu arada geçen sefer dumble dumble çıkan seslerin sebebinin de biz olduğumuz anlaşıldı. Burada kullanmadığımız bir takım plastik kapları mahalleye hediye etmiştik. Hmm. Onlar darbuka olmuşlar. O yüzden herkesten çok özür dileriz. Evet, devam. Evet. Ama Mayde ne yapar? Mayde. Aynen. Mayde bir gıda kuruluşka merkezi. Bizim gıda girişimcilerine destek verdiğimiz bir merkez. Aynı zamanda kadın emeğini güçlendirmeye dayalı bir merkez. Çalışanlarımızın ve yani bizim çalışanlarımız %90'ı kadın. Evet. Kadın güçlenmesini ve dezavantajlı kadınların sosyoekonomik hayata, işte para kazanılarak, oryante olarak hayata devam etmelerini sağlamak aslında amacımız ve bunu da aşçılık yoluyla, mutfak yoluyla yapıyoruz. Burada da demin de söylediğim gibi kuluçka merkezimiz var. Kadınlarla yaptığımız ürünleri de kendi ürün şeyimiz altında, kendi markamız altında, kendi dükkanımıza satmaya başlayacağız çok yakında. Online satışımız da başlayacak. Bununla beraber mutfak ve dükkan haricinde bir de ilk söylediğim gibi gıda kuruluşka merkeziyiz. Gıda kuruluşka merkezinde ne yapıyoruz? Gıda girişimi olan, gıdaya yönelik servis veren, gıdaya dokunan ve bütün girişimlere depolama, iş üretim. Yönetimi, üretim, danışmanlık, fikir veriyoruz. Pazarlamaları için yardımcı oluyoruz. Bu şekilde bir aslında evet, gıdaya dair fikri olanların bunu nasıl gerçekleştirebileceğine dair elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu bazen fiziksel destek olduğu kadar büyük oranda da bilgilendirme ve sonraki aşamalarda neler yapmalarına gerektiğine dair aslında basit bilgileri içeriyor. Etkimiz Lale'nin de anlattığı gibi mutfak üzerine bilgi ve deneyimimizi olabildiğince işte ekonomik kalkınma, çevre bilinci ve kadın istihdamıyla birleştirmeye çalışıyoruz. İstihdam ettiğimiz personelin neredeyse tamamı kadınlardan oluşuyor. Yine Lale'nin dediği gibi sosyal olarak ya da ekonomik olarak zorluk çeken kadınları istihdam ediyoruz. İstihdam ettiğimiz kadınlara da dernekler ve vakıflar üzerinden ulaşıyoruz. Gıda girişimciliği aslında bu webinar programının neredeyse 7.sinde miyiz? 6.sindeyiz sanırım. 6'dır. Şirketleşme ve ruhsatlandırma konusuna değineceğiz bu sefer. Lale ile beraberiz. Bizden bu sefer bize katılamadığından dolayı. Daha evvelki slaytlarımız ve daha evvelki konular gibi eğlenceli, pek eğlenceli değil. Biraz daha kanunlardan bahsedeceğiz, vergiden bahsedeceğiz. Alınması gereken izinlerden bahsedeceğiz. Evet. Çok daha dediğim gibi eğlenceli değil ama kesinlikle bilinmesi gereken şeyler. Bunlar bir kere genellikle ihtiyacınız oluyor şirket kuruluşunda. Daha sonradan... Daha doğrusu benim fikrim her girişimcinin bu bilgilere haiz olması gerektiği
Artı olarak da sizi devlete karşı temsil edecek güvenilir bir mali müşavirle çalışılıyor olması gerektiği. Şimdi başlayalım. Şirket türleri. Şirket türleri. Ben onu sormak istiyordum. Hala benim kafam karışıyor mesela işte limited şirket, anonim şirket veya şahıs şirketi deyince. Hı hı. Böyle bir girişim olarak, yani ufak bir girişim kurduğunda, yemek girişiminde nasıl bir şekilde kurman gerekiyor? Aslında restoranların da büyük bir kısmı, daha doğrusu yani büyük bir kısmı derken yaklaşık %50'sinden daha fazlası şahıs şirketi olarak kuruluyor. Birazdan bahsedeceğiz aslında şahıs şirketiyle limited şirketin ya da limited şirketle anonim şirketin arasındaki farklar neler oluyor diye. Ama temel fark, daha doğrusu şirket türlerini ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi sınırsız sorumlu, bir tanesi sınırlı sorumlu. Sınırsız sorumlu demek aslında tek mülkiyetli ya da işte genel ortaklık dediğimiz iki şahsın kurmuş oldukları, bunlara kolektif şirket deniyor. Bir de çok fazla kullanılmayan komandit şirketler var. Bu iki tane şahsa bir tane şirketin ortak olduğu durum. Sınırsız sorumlu demek neyin var neyin yoksa bununla devlete karşı ve daha doğrusu bütün borçlarına karşı sorumlusun demek. Ne demektir? İstisnalar olabilir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ben genelden bahsediyorum. Hususi bir aracın var diyelim ki. Bir de şahıs şirketim var. Şahıs şirketinin de 50 bin lira borcu var. Normal şartlar altında eğer sen bir limited şirketsen sadece sermayen kadar bir şirketin daha doğrusu sınırlı bir sorumluluğu var. O da sermayesi kadar bir sorumluluğu vardır. Şahıs şirketiysen eğer bu sorumluluk sonsuzdur. Yani senin şahsi olarak kullandığın, şirkete ait olmayan aracına da el koyabilirler. Ama bu mesela danışmanlık yapan biri için çok mantıklıdır. Neden? Çünkü genellikle çok büyük bir borcun altına girmezler. Yani mal satın, genellikle borç neyden kaynaklanır? Mal alıp satmaktan dolayı işte belli bir parayı satın almak için bağlamak gerekiyor, mal alabilmek için. Haliyle danışman olan birinin şahıs şirketi kurması belki daha mantıklı olabilir. Birazdan bunların arasındaki vergisel farklara da bakacağız. Sınırlı sorumluda da dediğim gibi limited şirketin belli bir sermaye oranı vardır. Anonim şirketin de belli bir sermaye limiti vardır. En az limiti. Bu kadar sermaye koymanız gerekir. Eskiden anonim şirket için 5 ortak olması gerekliliği vardı. Yeni kanunla beraber bu kalktı. Tek kişi olarak bile anonim şirket olabilirsiniz. Peki biraz daha şey gibi düşünebilir miyiz? Limited şirket küçüktür anonim şirket gibi. Hayır. Sermaye karşı sermaye koyduğunla alakalı ama bu senin büyüklüğünle alakalı değil. Aynen. Ama şöyle diyebilirsiniz. Şu ikisi arasında geçiş yok. Yani şu an cursor'ım görülüyor mu bilmiyorum ama sınırsız sorumludan sınırlı sorumluluğa geçirebilmek için, yani bir şahıs şirketiyseniz limited şirkete haydi ben eskiden şahıs şirketiydim şimdi limited şirket oldum diyemiyorsunuz. Şahıs şirketini kapatmanız gerekir. Yine bir limited şirket açmanız gerekir. Ama bir limited şirketten anonim şirkete geçiş yapabilirsiniz. Sermayenizi arttırırsınız. Daha sonradan işte tescil belgelerini yaparsınız. Anonim şirketle limited şirket arasında da aslında birçok fark var ama bunları şimdi burada girmeye gerek yok. Eğer ki bununla ilgili sorusu olan direkt ulaşabilir. Şimdi hiç geri... Ben ne iş yapıyordum eskiden? Vergi denetçisiydim. Vergi denetiminde çalışıyordum. O yüzden... flashback oldu yalnız resmen. Dizideki flashback gibi. Ben ne iş yapıyordum? Sahne bir anda değişiyor. Evet. Şey olarak baktığınız zaman etrafta birçok webinar vesaire falan olabiliyor. Biz de çoğu bilgiyi böyle hep beraber verdik. Kimden dinlediği de insanın önemli. Dediğim gibi vergisel konularda ben bilmiyor olsam bile en azından sorabilecek tanıdıklarım ve şeylerim var. Vergiyle ilgili bilgileri herkesin en azından biraz haiz olmasında yarar var. Evet. Dolayısıyla limited şirket büyük değildir anonim şirket. Aynı şey. Sermayesi
3 milyon olan bir limited şirket, sermayesi 50 bin lira olan bir anonim şirketten tabii ki büyüktür. Ama mesela öyle olmak da zorunda değil ama. Hisse senedi bastırma şeyi anonim şirkette vardır. Dolayısıyla eğer ki siz hisse senedi basılacaksa mesela o zaman anonim şirket olması gerekir. Limited şirketler, anonim şirketin birbirine geçişleri de yaklaşık 9.000 TL, 10.000 TL gibi masrafa haiz olur. Evet. Asıl büyük bir ihtimalle insanların aklında aklının karıştığı yer burası. Size göre tek mülkiyet yazan yerin altındakiler şahıs firması. Şimdi ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum. Sermaye potansiyel olarak daha geniş erişim diye başlayan kısım limited şirket kısmı. Belki şeyde ters görünüyor olabilir. Ondan emin olamadım. Bu da kendime bir not. İyi, olduğu gibi. Sen nasıl görüyorsan aynı. Tamam, okey. O zaman sol taraf şahıs şirketi, sağ taraf limited şirket. Şahıs firması çok kolay kurulur. Merhaba dersin. Ben bir şahıs şirketi kurmak istiyorum dersin. Çok rahat bir şekilde kurabilirsin. Sermaye de ihtiyacın yok. Bir TL sermayeyle bile kurulabiliyor. Hı hı. Şirket şahıs firması olduğu için de tam kontrol sendedir. Ve tek kez şirket para kazandı. Bunun vergisini ödedik. Evet. Vergisini ödedikten sonra bu direkt bizim cebimize girebilir. Tamam. Birazdan birazdan limited şirkette cebine para almak istediğin zaman ne olacağını da anlatacağım. Limited şirkette ya da anonim şirkette bu iş o kadar kolay değil. O yüzden şahıs firması için bir kez vergilendirilir diyebiliriz. Hı hı. Limited şirkette iki kez vergilendirilir. Olumsuz tarafta bir kez vergi verilir dedik ama yine ileriki slaytlarda da görünecek. Gelir vergisi %15 ile %35 arasında artan orandadır. Hı hı. Yani çok kazanırsan çok vergi ödersin, az kazanırsan az vergi ödersin. Limited şirkette ise normalde vergi oranı %20 idi. 2018, 2019, 2020 için bu vergi oranı %22'ye çıkartıldı. Baktığın zaman kurumlar vergisi çok kazandığın zaman daha az ödersin. Ama eğer ki küçük bir işletmeysen ve fazla para kazanmıyorsan %15 gelir vergisi ödersin, daha az vergi ödeyebilirsin. Şahıs şirketi için sınırsız sorumlu demiştik. Evet. Yani eğer ki özel mülkiyetiniz varsa, yani arabanız, eviniz vesaire falan varsa bunlarla, bunların tamamı da risk altındadır. İşte filmlerde vesairelerde ya da işte gazetelerde falan okuduğumuz evi ailesinden herhangi birinin üzerine yapmak. Ayrılık boşanıp. Evet, ayrılık boşanıp çekmek tam da bu sebeptendir. Kişinin kendi şahıs firması sebebiyle malı mülkü gitmesin diyedir. Ama böyle durumlarda başkalarına kaptırdıkları da tabii ki olabiliyor. Yine şahıs firmasındaki problemlerden bir tanesi tamamen şahsa ait, haliyle de sermaye arttırması gerekiyorsa kişinin kendisi arttırması gerekiyor. Biraz evvel ne dedik? İşte 100 bin liralık bir sermayemiz vardı diyelim ki. 300 bini arttırmak istiyoruz. Kim ödeyecek bunu? Ben. Evet. Şirket kiminse o öder. Oysa ki bir limited şirketse 5 ortaksın diyelim ki. 5'e bölünüyor. Şirket. Herkes bir dakika, 100 binden 300 bine arttırmak istiyoruz. 200 bini arttıracağız. 5 kişiyse herkes cebinden 40 bin ödeyecek demektir. O yüzden şahıs firmalarında sermaye arttırma biraz daha güçtür. Banka kredisi almak biraz daha zor olabilir. Neden? Çünkü şahıs firması şahsa ait. Ölüm var, hastalık var. Evet, bugün var, yarın yok. O yüzden bunun için ne alırlar? Teminat. Teminat, evet. Daha yüksek bir teminat alırlar. Limited'de böyle bir şey değildir. Ortaklar çıkar, ortaklar gelir. Şirketin varlığı yeterlidir. Evet, bakidir. Muhasebe ücreti bile şahıs şirketinde daha ucuzdur.
Evet. Ama limit sermaye şirketinde daha fazladır. Olumlu tarafları da potansiyel olarak daha geniştir. Bankalarla ilişkiler daha kolay olur. Bir sanal posta almak bile daha kolay olabilir. Birden fazla ortak varsa tamamlayıcı beceriler bir araya gelir. İşte biri satıştan sorumluysa biri muhasebeden, finans tarafından sorumlu olabilir, biri teknik taraftan sorumlu olabilir. Olumsuz taraflarındaysa daha fazla evrak gerekir. Başlangıç maliyeti ve devam eden maliyetleri daha yüksektir. İki kez vergilendirme diye bahsettiğimiz şey şu. Şirket para kazandı, kurumlar vergisini ödedi. Bu para şirketin parasıdır. Tamam. Ortaklar olarak siz bu parayı kendinize çekmek isterseniz üzerinden bir de gelir vergisi ödenir. Çifte vergilendirme dediğimiz şey budur. Eğer ki bu para ortaklara kar payı olarak çekilmez ise şirkette kaldığı sürece tekrardan tabii ki vergilendirilmez. Ama şahıs şirketinde kazandığınız parayı vergilendirdikten sonra tamamı sizin tamamen vergilendirilmiş güzel kazancınızdır. Bu arada başka sorun var mı? Yok, bu konuda yok ben de. Şimdi biraz vergilendirmeden bahsedeceğiz. Bir şirket sahibi olarak hangi tür bu arada peki, herhangi bir sorunuz varsa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Şunu da kenar tarafa alayım. Evet, neye ne kadar vergi ödüyoruz? Bir şahıs firması olarak gelir vergisi ödediğimizi söylemiştim. 2020 oranları solda, aman solda değil, ekranda gözüküyor. 22 bin kazandığınız zaman bunu sadece %15'ini ödersiniz. 49 bine kadar bunların hepsi kar idir. Kardır. 49 bin TL eğer kar elde ettiyseniz bunun 22 bin lirası ya zaten yukarıda %15 vergilendirildi. Evet. Geriye kalan kısmını için %20'dir. Mesela yani %49 bin üzerinden düşünülmüyor da 22'sini düşüyorsun. Aynen. Kalan olarak düşüyorsun. Yani 22 bin için 3300 ödüyorsun. Ondan sonra kalan 27 binin %20'sini alıyorsun. Anladım. Gibi. Anladım. Tamamen basamaklıdır. Anladım. Biraz Robin Hood hissiyat vardır. Az kazanandan çok vergi almayalım. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alalım diye. Bu oranlar 600 bin TL'de %40'a kadar çıkıyorlar. Bir limited ya da anonim şirket olduğunuz, yani sermaye şirketi olduğunuz zamansa dediğim gibi eskiden bu oran %20 idi. 2020 için 2018'den 2020'ye kadar %22 oldu. Umuyoruz ki 2021'de tekrardan bu %20'ye düşecek. KDV biraz daha, şimdi bir şirketin ödediği vergi var. Bir de üründen alınan vergi var. Üründen alınan vergi de katma değer vergisi, KDV. Belki şeyde fark etmişsinizdir. Yurt dışına gittiğinizde mesela Apple'a girdiniz yurt dışında. Amerika'da. Ürünün KDV ve geriye kalan vergisiz fiyatı gözükür. Evet. $999. Kasaya gidersiniz. Fiyat artar. Evet. $1,170 KDV çıkar. İşte orada sadece KDV yok. KDV ve işte farklı ülkelerde farklı vergiler alınabiliyor ürünlerden. Eyalet vergisi var mesela. Dolayısıyla da standlarda ürünün sadece kendi fiyatının yazmasının sebebi de farklı eyaletlerde farklı vergi oranları olmasından dolayıdır. Bunun bir benzer örneğini de metroda görebilirsiniz. Metroda genellikle KDV'siz fiyatları yazar. Evet. Çünkü bir birey olarak gittiğiniz zaman ödeyeceğiniz KDV ile bir şirket olarak gittiğiniz zaman ödeyeceğiniz KDV bazı ürünlerde farklılık yaratabiliyor. Aslında bunun örnekleri de şu anda slide'da var. KDV oranı %18. Bazı ürünlerde ise %1. Bu ne demektir? Ham madde olarak satılan tarımsal ürünleri mesela %1'dir. Sertifikalı meyve fidanları %1'dir. Finansal kiralama işlemleri %1'dir. %8 nedir? Temel gıda maddeleri. Dolayısıyla Migros'tan bir ürün aldığınız zaman
gıda ürünü aldığınız zaman genellikle %8 KDV ile görürsünüz. Ama mesela metrodan aynı domatesi biz aldığımız zaman, bir gıda firması olarak aldığımız zaman aynı domates, domateste hiçbir fark yok. %8 olan temel gıda maddelerinden birdenbire ham madde olarak satılan tarımsal ürünlere giriyor. O yüzden metrodan ben domatesi aldığım zaman %1 KDV ile alabilirken Migros'tan aynı ürünü aldığım zaman %8 KDV ile almış oluyorum. Peki bu demin aslında biraz demin soracaktım da, bu Apple örneğini verdik ya, oradaki bu yurt dışındaki tax free işi nasıl işliyor bu konuda? Tax free olup yurt dışından hani çıkarken geri aldığın bir para oluyor ya, onun peki nasıl yapıyorlar? Tamam. İşte bu KDV. Nasıl düşüyorlar yani? Şöyle. Düşürürler mi? Ülke vatandaşı olmadığı için. Bu genellikle turizme ve bir şekilde aslında kişinin kendi üstünde yaptığı ihracat gibi düşünebilirsin. Bunu arttırabilmek için de belli ürünlerde, belli yerlerde, belli bir tutarı açtığın zaman bu KDV tutarını geri alabiliyorsun. Anladım. Ama bu yerin kendisinin bildiğim kadarıyla, yanlış yönlendirmeyeyim, zaten dış tarafta bir ibaresi oluyor. Onlar bir form dolduruyorlar. O ürünün kendisiyle beraber bu arada gümrüğe gidiyor olman lazım. Ürünün kağıtlarıyla ürünün kendisini eşleştiriyorlar. Anladım. Nice uyanıklar var ki. Bireysel ama şey, ihracat deyince. Evet, bireysel olarak kendi üstünde gibi. Ama baktığın nice zaman uyanıklar. Eğer nice uyanıklar ürünü alıp burada bırakabiliyorlar mesela. Hı hı. Ya da satmış oluyorlar. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Hı hı hı. Ürünü görmek istiyorlar. Aynen. Sen şey yapıyorsun. Senle beraber yurt dışına çıkıyor olması gerekiyor. Anladım. Zaten bir Türk vatandaşının bunu yapamaz. Ancak bir yabancı isen ve belli bir süre sadece Türkiye'de kaldıysan. Anladım. Eğer ki kanunlar değişmediyse. Temel gıda, işte bebek gıdaları vesaireler. Çok yaşa, güzel yaşa. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. %8 oranındadır. Bu sürekli değişen bir değişen oranlar değildir. Dolayısıyla satacağınız ürünün ne olduğunu bildikten sonra bir kez genellikle KDV oranına karar verirsiniz ve bu şekilde kesersiniz ürünleri. Aynı şirket farklı ürünler satarak farklı KDV oranları ödeyebilir. Örneğin biz bir yemek sattığımız zaman %8 KDV ile satarken içecek. Paketleme malzemesi ya da temizlik malzemesi ya da önlük satarsak eğer bunun KDV oranı yükselebilir. Kıyafet demeyeyim ama alkolü içecek de %18'dir mesela gibi. Burada sizi yönlendirecek kişi aslında mali müşaviridir, muhasebecidir. Tebliğe göre ya da yani ürünün kendisinin nereye girdiğine göre. Genellikle vergi konusunda hep aklınızda şu kalsın. Eğer ki iki taraf, yani iki oran arasında kaldıysanız devlete beyan etmeniz gereken, her zaman vergiyi yüksek olarak almanızda yarar var. Yani ben %8 ile mi kesmeliyim, %18 ile mi kesmeliyim diye düşünüyorsanız %18 ile evet kesmekte yarar var. Niye? Çünkü eksik beyan ettiyseniz eğer, bu eksik beyan ettiğinizden dolayı başınız derde girebilir ama ben şu ana kadar fazla vergi beyan etti diye başı derde gireni henüz görmedim. Zaten bu KDV de cebinizde kalan bir şey değil. Yine devlet de, evet, ama buradaki birkaç firma girişimlerden aslında bu konuda çok problem çekenleri gördük. Diyelim ki siz limon suyu satacaksınız. Limon suyunun fiyatı 100 TL artı KDV. 118 TL. Hı hı. Bu 118 TL'nin 100'ü sadece sizin. Evet. 18 de evet. Ama işte o 118 TL hesabımıza girdiği zaman biz öyle davranmıyoruz. 118'in her birine hepsini harcıyoruz. Evet, bizimmiş gibi harcıyoruz. Ondan sonra beyanname zamanı geldiği zaman da kasada açık para çıkıyor. Kalmamış oluyor. Beyannameler
özellikle KDV beyannamesi hangi ay bittiyse bir sonraki ayın ayın 24'ü gibi ödenir. Buradaki de dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi ay sonlarına özellikle ödeme vadesi 45 gün ya da 30 gün olan faturaların kesim tarihini olabildiğince ayın 1'i ya da 2'si tutmak. Neden? Bugün faturayı kestin. Evet. Ayın 1'indeyiz çünkü. Bugün faturayı kestin. Bunun ödemesi 30 gün sonra ise ne zaman olacak? 31'inde. Evet, 31'inde ya da 1 Ağustos gibi evet, olacak. Aynen. Bunun parası bize geldikten sonra biz KDV'si 24'ünde gelmiş olacak. Bugün bir fatura kestiysem bunun KDV'sini ben 24 Ağustos'ta devlete beyan edip ödüyorum. Anladım. Eğer ki bunu 30 Haziran'da kesmiş olsaydın ne olacaktı? 30 Haziran'da kesmiş olsaydım 29 Temmuz'da bu durumda 24 gün sonra 20... Yok. 24'ünde benim bunun KDV'sini ödemem gerekecekti. Dolayısıyla cebimden çıkacaktı. Evet. Ondan sonra ödeme alabilecektim. Anladım. Anladım ne demek istediğini. 24'ünde beyan ettiğin için, yani evet. 24'ünde KDV girdiği için ondan önce paranın girmiş olması için tercih. Aynen. Ayın başına ayarlamak gerekiyor. Evet. Bu basit gibi görünüyor. Aslında hem basit, yani hesabınızı tutarsanız çok basit. Tutmazsanız da bunu zor yoldan öğrenebiliyorsunuz. Faturaları olabildiğince ay başında kesin. Ama bu demek değildir ki 15'inde verdiğiniz hizmetin faturasını 15 gün bekletin de ayın 1'inde kesin. Şöyle zaten vadesiyle bir, bilmem ne zaten evet, sıfır olmalı. Bir saniye ile fatura arasında da zaten 7 gün olması gerekir. Bir hizmeti verdikten maksimum 7 gün içinde faturalandırıyor olmak, hizmet demeyeyim de malı sevk ettikten 7 gün sonra faturalandırıyor olmak gerekiyor. Öyle de bir kanunda madde var. Muafiyetler var. İşte kültürel, sosyal amaçlı, askeri muafiyetler ya da konsoloslukların muafiyetleri. Evet. Eğer ki biri size ben KDV'den muafım, dolayısıyla KDV'siz fatura kesin derse her zaman evranı soruyorsunuz. Evran bir kopyasını size gönderiyor olmaları lazım. Siz de o evrağı istinaden diyerekten faturayı kesebilirsiniz ama yarın öbür gün denetime geldiklerinde bu evrakları gösteriyor evet, olmak gerekiyor. Yani her zaman başınız derde girmemesi için bir şekilde bunun gerçekliğini sizin kontrol ediyor olmanız lazım. Evet. Vergi teşvikleri var. Bunlar bölgesel olarak olabiliyor. Stratejik yatırım teşvikleri olabiliyor. Vergi dediğimiz zaman SGK'dan tutun da kurumlar vergisine birçok konuda KDV muafiyetine kadar farklı teşvikler olabiliyor. Bazen içinde bulunduğunuz bölgeden olabiliyor. Bazen yapmış olduğunuz işten oluyor. Size uyan herhangi bir teşvik varsa bunu kovalamak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Sosyal güvenlik. Bu aslında gıda sektöründeki en büyük problemlerden bir tanesi. Problem derken sosyal güvenliksiz çalıştırılan insan sayısının fazla olmasından dolayı diyorum. Eğer ki bir çalışanınız varsa, yarı zamanlı da olsa, full zamanlı da olsa bu kişinin SGK'lı olması gerekiyor. Yabancı uyruklular dahil. Eğer denetime geldikleri takdirde yabancı çalışan yabancı çalışan nereden çıktı? İzinsiz çalışan. Yok ya, kaçak çalışan. Kaçak işçi çalıştırıyor olursunuz. Evet ya, kaçak. Bunda cezası var. Yabancıysa zaten çalışma izinlerinin alınıyor olması gerekiyor. Bir şirket kurulumu içinde Türkiye'de yabancı olmanız artık eskisi kadar sorun değil. Yabancı uyruklular da rahatlıkla şirket kurabiliyorlar. Peki bir şey sorabilir miyim? Bir organizasyon için birini çalıştırmak istiyorum. Mutfağımda eksik bir sayıda insan var. Birini almak bir kereliğine istiyorum. O zaman yine sigorta yapmam gerekiyor mu? Günlük olarak sigorta yapılıyor. Zaten eğer ki catering işlerinde çalışıyorsanız gireceğiniz yerler sorumluluk altında kalmamak için. Bu ne demektir? Kişi oraya gitti, ayağı kaydı düştü.
Eğer ki sigortasızsa siz sorumlusunuz. Sadece siz sorumlu değilsiniz. Size iş veren kişi de sorumlu olabilir. Dolayısıyla kişiye bir gün evvelsinden o gün için SGK'lı yapılıyor ve gün bitiminde de SGK'sı evet işten çıkış Anladım. Yapılabiliyor. Bu şeyle olabilir. Ne deniyor şeyde Türkçe'de? Belirsiz, belirli süreli yani bir günlük sözleşmeler vesairelerde falan da yapılabilir. Ama kesinlikle bir gün işe giriş yapıp bir gün işten çıkış yapıyor olmak gerekiyor ve SGK'sını yatırıyor olmak gerekiyor. Bu sayede de zaten gider olarak gösterebileceksinizdir ve gelirinizden düşecektir. Çünkü ne kadar çok gider gösterebilirsiniz, vergi hem giderleriniz o kadar gerçek giderler olacak, gelirinizden de vergi düşebiliyor olacaksınız. Çünkü en nihayetinde kurumlar vergisi kar üzerinden verilen bir vergidir. Teşekkür ederim. Şirketin yasal sorumlulukları aslında işte KDV vergisi, SGK ödemek, muhtasar dediğimiz vergi, geçici vergi dediğimiz kurumlar vergisini ya da işte gelir vergisini her 3 ayda bir beyan ettiğiniz ve ödediğiniz kısım. Şirket defterleri ve muhasebeci. Zaten beyannamelerin daha doğrusu sizin şirketinizi devlet nezdinde temsil eden muhasebeciniz ya da mali müşaviriniz ya da emin mali müşaviriniz kesinlikle güveneceğiniz birini seçmekte yarar var. Ama bu demek değildir ki tamamen güveneceksiniz. Bütün bu satışlardan vergilere kadar bilgileri sizin de biliyor olmanız lazım ki bir yanlış olmasın. Yanlış derken hatadan bahsediyorum. Onu soracak. Genellikle girişimciler nezdinde herkesin sorduğu daha şirket nasıl kurulur olur da çok az insan peki hadi olmadı o zaman nasıl şirket kapatılır denir. Şirket kapatmak o kadar kısa süren bir işlem değildir. 12 ila 18 aya kadar süren bir işlemdir. Ama atıldır. Yani işlem yapmazsınız. Yine de bir muhasebeciniz olması gerekir. Normal çalışıyormuşsunuz gibi değil de daha az ücret ödersiniz. Yine de boş olsa da beyannameler verilir. Ta ki kapanana kadar. İki türlü zorunlu ve gönüllü şekilde şirket tasfiyesi yapılabilir. Gönüllü demek işte yönetim kurulu kararı ya da şahıs şirketi ise kişinin kendisi artık çalışmak istemediğine karar verebilir. Ve bu sayede şirketi kapatmaya karar verebilirler. Bunu beyan mı ediyorum? Evet. Aynı şirket kurulduğu gibi merhabalar ben şirketi tasfiye etmek istiyorum diyorsunuz. Bir de zorunlu dediğimiz zaman alacaklar paralarını alamıyordur. Kapatmamı geçiyor. Evet. Ve mahkemeye başvururlar. Bu da iflas sürecidir. Tasfiye kararı ile birlikte aynı kuruluştaki gibi ticaret sicile bildirilir. Ve düzenli bir şekilde beyannameler verildiği sürece evet. Buradaki şirketin diyelim ki gönüllü olarak kapattık ve şirketin parası var, sermayesi var. Bu sermayeden vergi öder miyiz? Evet. Hem evet hem hayır. Hayır da değilim. Evet yani. Evet, değil. Genel olarak eğer ki bir para varsa ortalıkta onu almak için evet bir vergi ödüyoruz. ama şirkete en başta bir para koyduk ya. Evet. Şirket kurduk diyelim ki. Sen 10 bin lira koydun, ben 10 bin lira koydum. Şirketin 20 bin lira bir sermayesi oldu. O para bizim paramız olarak orada duruyor. Tamam. 20 bin lira. Onu senin, onu benim. Tamam. Şirket kapandı. Şirketin hesabında 50 bin lira para vardı. Tamam. 50 bin liranın 10 binini sen aldın, 10 binini ben aldım. Bundan tamam. Vergi yok. Çünkü zaten bu bizim hak. Sermayemiz. Sermaye olarak benim verdiğim bir paraydı. Aha. Geriye kalan 30 binin vergisini ödeyerek geri alırsın. Anladım. Bu aslında belli bir kârdır. Aynı kâr payı gibi size geri ödendiği için bu da vergilendirilir.
bu şekilde şirketi kapatırız. Şimdi biraz hızlıca ruhsatlandırma sürecinden de bahsedelim. Kime bağlıyız? Tarım ve Orman Bakanlığı'na, bir gıda işletmesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıyız. Artı olarak da bir işletme olarak belediyeden de ruhsat almak durumundayız. Bunlar ikisi çok farklı süreçler. Belediyenin süreçleri tamamen farklı. Belediyeden belediyeye bazı evraklarda farklılık da gösterebiliyor. En rahatı belediyenin kendisine sormanız. Burada da Ummu Hıfzıha kanununa tabidir. Hijyen yönetmeliği vesaire falan hepsi bu kanunun altındadır. Açmak istediğiniz gıda işletmesinin türüne göre yapmanız gereken mutfak alanının ne kadar olması, ne kadar demeyeyim ama hangi malzemeden olması gerektiğine kadar. İşte birinci sınıf, evet birinci sınıf işletme misiniz, ikinci sınıf işletme misiniz, lokanta mısınız, gazino musunuz? Hepsi yani her birinin farklı regülasyona tabi. Tarım ve ormandaysa bu iş biraz daha farklı. Perakende şurada gıda işletmesi türleri var. Bir gıda işletmelerin kayıt ve ruhsatlandırmalarına dair mevzuatın içinde geçiyor bu. Bana gelen sorulardan bir tanesi gıdanın dağıtıldığı, diyelim ki ben evde bir parti veriyorum ve yeni çıkartacağım ürünün lansmanını yapıyorum. Kurallara tabi miyim? Değilsin. Aslında tabiyim. Aslında çok ince bir çizgi çünkü evde aslında parti veriyorsun. Evet. Aslında bir şey ikram ediyorsun. Bir şey ikram ediyorsun. Ama eğer sonra ki bu bunun ticari bir karşılığı da olacak. Aslında hiç fark etmiyor. Eğer ki gıda dağıtıyorsan o gıdanın sorumluluğu sana ait. Dolayısıyla sen onu eğer hijyene uygun bir şekilde getirmediysen, işte tavuk verdin ve soğuk zincir bozulduysa ve gelen 50 tane misafirini zehirlediysen bundan dolayı ceza alabilirsin. Şirket ol ya da olma. Dolayısıyla bu genellikle şuradan geliyor. Ben bir pop-up event yapacağım. İşte şurada yapacağım. Alkol ruhsatına ihtiyacım var mı? Evet, mekanın var. Alkol ruhsatı olması gerekiyor. Eğer ki alkol dağıtacaksınız. Satacaksanız demiyorum, dağıtacaksınız. İşin içine paranın karışıp karışmaması, kar elde ediyor olup olmamanız hiçbir şey fark etmiyor. Gıda işletmesi, gıdaların üretildiği, işlendiği, depolandığı, korunduğu, dağıtıldığı, nakledildiği, kısacası yazanların hepsinin gerçekleştirildiği birimlerdir. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gıda işletmeleri, perakende, nakliye, depolama ve üretim işletmeleri şeklinde ayrılıyor. Burada biraz hızlı geçiyorum çünkü mevzuatta yazıyor. İl müdürlüklerine ya da bizim gibi ilçede iseniz ilçe müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki bir restoransanız farklı, perakende oluyor. Eğer bir üretim işletmesiyseniz farklı şeylere, mevzuatlara tabi olabiliyorsunuz. Müdürlüğe başvuruyorsunuz, başvuru değerlendiriliyor ve kayıt belgesi düzenleniyor. Eğer ki bir eksiğiniz varsa da size eksiklik bildiriliyor. İşletme kayıt belgesi ünvana verilir. Yani eğer ki şirketin ünvanını değiştirirsen tekrar belgeyi yenilemen gerekir. Yani çok zor bir süreç değil ama eski belge şeyine geçerliliğini yitirir. Yeni belgeye ihtiyaç olur. Aynı şekilde gerçek kişi veya tüzel kişi eğer değişirse bu ne demek? Şimdi örnek olarak vereyim çünkü bunlar çok değişiyor şey olarak. Bizim ismimiz Maide Mutfak'tan Merve Mutfağı geçti diyelim ki. O zaman bizim şeyimiz değişir. Bu bizim tabela ismimiz. Eğer ki bizim ticari ismimiz Skare Gıda. Evet. Skare Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited şirketten anonim şirkete geçtiğimiz zaman bile
bu belge yeniden düzenlenir. Aslında şirketin ismi değişmedi ama şekli değişti. Limited Anladım. Değil artık anonim şirket. Dolayısıyla bu evrak yeniden düzenlendi. Adres değişirse yeniden değişmesi gerekir. Ve faaliyet alanı. Bu ne demek? Ben lokantaydım, şimdi catering firması oldum. Faaliyet değişmiş oldu. Faaliyet değiştiği için belge değişir. Bunlar dediğim gibi şeyler de bulunabiliyor. Bazı gıda işletmeleri ek onaya ihtiyaç duyar. Zira içerdiği risk oranı yüksek olduğundan. Bunlar genellikle soğuk zincire ihtiyaç duyan ürünlerdir. Hayvansal ve süt ve süt ürünleri gibi ürünler bu risk grubunun en yüksekleridir. Zaten her biri mevzuatta belirtiliyor. Bir de zorunlu personel, daha doğrusu üretim türüne göre çalıştırması zorunlu personel vardır. Genellikle eğer ki bir ikram servisi gıdaları ya da alakart yemekler ile aperatif üreten kuruluşlar, aha, yani restoranlar değil, catering firması ya da yemekhanelere yemek götüren, anladım, firmalar gibi firmalar en yüksek risk seviyesindedir. O yüzden ne kadar büyük olduğunuz ya da kaç kişiye pişirdiğinizin hiç önemi yoktur. Kesinlikle bir gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi, yüksek okullarının beslenme bölümünden mezun olanlar ya da bir veterinerini çalıştırmak zorundasınız. Dediğim gibi büyüklüğünüzün ne kadar olduğu hiç önemli değil. Neden? Çünkü burada bir süreç var. Hı-hı. İlk önce ürünü üretiyorsunuz, daha sonra bu ürünü belli sürede işte birinci derste aynen anlattığımız gibi soğutmak gerekiyor. Soğuttuktan, evet, sonra bunların saklama koşullarının iyi yazılıyor olması gerekiyor. Gidilen yerde gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu bir süreç ve büyük risk taşıyor. Diğer ürünlerde ise büyüklük önemlidir. Yani eğer ben 3 litre limonata yapacaksam ve sadece kendim çalışıyorsam ekstra bir personel çalıştırmama gerek yok. Ama çalışan personel sayım 10'u geçti mi, bu demektir ki daha yüksek oranda üretim yapıyorum ve risk seviyem yükseliyor. Daha, aha, fazla dağıtım yapmaya başlıyorum. O zaman bir gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi ya da kimyager çalıştırıyor olmam gerekiyor. Bu da veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem yönetmeliğinde yazar. Ya çalışan toplam personel sayısının ondan fazla olması gerekir ya da içeride bulunan aletlerin beygir gücünün belli bir şeyin üstünde olması gerekir. Bu da ne demek? Alet kendi çalışıyor demek. Alet kendi çalışıyor ama yine de bir sadece, yine de bir süreç var. Hı-hı. Yine de artık ihtiyacı var. Artık zehirleyeceğiniz insan sayısı 100 değil. 10 milyon, evet 10 milyonu bulabilir demek. Risk seviyesiniz yüksek demek. Çok konuştum. Gıda işletmesi dediğimiz biraz riskli bir konu olduğu için birçok yönetmelik var burada dikkat edilmesi gereken. Elimizden geldiğince biz girişimcileri bu konularda desteklemeye ve fikir ve bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Maide Mutfağı'nın aslında bir kuluçka merkezi gibi demeyeyim. Kuluçka merkezi olarak hizmet vermesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu süreçlerin ilk etapta egale ederek, evet, Maide'nin kendi üretim ruhsatları ve hijyen kurallarına uyan mutfağın içinde üretim yaparak markalarını deneyebilecek olmaları. Evet. Ama yine de kendi üretim işletmesini açmak isteyenler dediğim gibi akıllarında soru varsa bize her zaman ulaşabilirler. Senin herhangi bir sorun var mı? Şimdi böyle deyince korktum. Böyle deyince bir ihtiyacım korktum. Aslında hayır, ben bu konuya tabii şöyle bir konu profesyoneli, ben profesyonel olmayan bir insan olarak bayağı yolda öğrenmiş olduk aslında. Maide'nin kuruluş sürecinde ve diğer markalara danışmanlık verirken. Ama hem çok önemli hem de aslında çok tehlikeli bir konu. Çünkü başınıza hiç olmadık bir iş de açabilir, yanlışlıkla atladığınız bir madde. O yüzden çok teşekkür ederim ben de. Tekrardan bilgilerimi pekiştirmiş, yeni şeyler öğrenmiş oldum. Bir şey daha ekleyeceğim. Özellikle paketli ürünlerde alerjenler
Kesinlikle unutulmaması gereken şeyler. Genel olarak zaten paketli ürünlerde etiket tebliğine uyma zorunluluğu var. Bunun cezai müeyyideleri var. Ama en önemlisi insan sağlığı. Alerjenleri yazmadığınız bir durumda kişinin sağlığıyla oynamış oluyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar herhalde. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. Teşekkür ederiz. Söz şimdi Semih'de. Geçen sefer de aynısını yaptım. Böyle fazla konuşmuş yok. Bence gayet yani çok net ya. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Bana yine tabii toparlama şeyi düştü. Bu sefer ama ağzımdan İngilizce bir kelime kaçırmayacağım diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık tekrar. Bu webinara katılan ve aynı şekilde YouTube'dan izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu webinarımız ve diğer webinarların hepsini YouTube kanalımızdan, Kök Project'ten erişebilirsiniz. Aynı şekilde yaptığımız çalışmalardan haberdar olmak ve Türkiye'nin ilk gıda tarım dijital komünitesi olan Kök komünitesine dahil olmak için tek yapmanız gereken şey kökproject.com sitesine girmek ve oradan sadece iki tuşa basarak birincisi e-mail listemize kayıt, ikincisi de Slack'e giriş olan bunu takip etmeniz olacaktır. Bu sayede hem Maide'nin diğer webinarlarından da haberdar olabilirsiniz hem de yaptığı bütün bu çalışmalardan ve gelişmelerden haberdar olarak aslında ne derler çemberin içinde kalabilirsiniz. Diğer taraftan mutlaka Maide Mutfak'ı Instagram'dan, LinkedIn'den ya da denk geldiğiniz her yerden takip etmenizi tavsiye ederiz. Hem haftalık olarak reçete paylaşımları hem de aslında girişimciler ve çeşitli gıda girişimciliği hakkında haberlere sosyal medya hesaplarından da erişebilirsiniz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye.